arkadaşlar. Hindi yemek için kışı beklemenize, yılbaşını beklemenize gerek yok. Ben bugün sizlere hindi dolması yapacağım arkadaşlar. Hindimi ben A101'den aldım. Çok güzel, içinde fırın poşeti de verdiler. Bir de böyle bir ip var arkadaşlar. Hindinin bacaklarını bağlayacağım ben bu iple. Arkadaşlar hindimizi öncelikle bir güzel bakalım nasılmış kendileri. Aldığımda buzluydu arkadaşlar. Buzunu çözdürdüm ben hindimizi. Maşallah. Çok güzel görünüyor. Çok güzel temizlenmiş arkadaşlar. Yani kıllı falan değil. Hindimiz çok güzel. Oo, süper. Maşallah. Arkadaşlar şimdi hindimizi güzelce yıkayacağım. Yıkadıktan sonra bir müddet haşlayacağım arkadaşlar. Genelde haşlamaya gerek yoktur hindi dolmalarında. Kimisi haşlamaz ama ben haşlamak istiyorum. Arkadaşlar hindimizin içinden poşet ve piştiğini anlamak için çubuk da vermişler. Bunları biraz sonra kullanacağım. Böyle bir kolaylık tanıdığı için A101'e teşekkür ediyorum. Şimdi hindimizi yıkayıp tencereye koyma zamanı. Ama hindimizi tencereye koyarken bu bacaklarını bağlayacağım arkadaşlar. Çünkü kabarabilir. O yüzden şimdi doğru musluğa. Ben bugün hindi dolmamı kestaneli yapacağım. İç pilav hazırlayacağım arkadaşlar. Hindim ben A101'den aldım. Şöyle çok güzel pişirme poşeti de var içinde. Aynı zamanda piştiğini anlamak için güzel bir çubuğu var arkadaşlar. Bunları tek tek göstereceğim size. Hindimi yıkadım arkadaşlar. Çok temizdi. Gerçekten temizdi. Hindimi güzelce tencereme yerleştireceğim. Fakat önce bacaklarını bağlamam gerekiyor. Hindimizin açılmaması gerekiyor arkadaşlar. Bacaklarını bağlayacağım. Ve güzelce hindimizi haşlayacağım. Aynı zamanda kestaneleri de haşlayacağım arkadaşlar. Hindimiz hazır. Şimdi doğru ocağa. Oo, biraz fazla koymuşum suyunu sanırım. Kestanelerimizi çizdim arkadaşlar. Kestanelerimiz de hazır. Şimdi onları da suya koyacağım. Kestaneleri iç pilavda kullanacağım arkadaşlar. Bunların da haşlanması gerekiyor güzelce. Evet, ben geldim arkadaşlar. Arkadaşlar kestanelerimi haşladım. Şimdi güzelce temizleyeceğim. Kendi kendime video çektiğim için böyle zor oluyor arkadaşlar. Ama kusura bakmayın, idare edin. Bu ayıkladığım haşlanmış kestanelerimi pilavıma katacağım arkadaşlar. Çok değişik bir lezzet olacak. Ve çok güzel haşlanmış kestanelerim. Şöyle tane tane kestanelerimin içlerini alıyorum. Arkadaşlar hindimiz de bu arada güzelce haşlandı. Çok az kaldı. Evet. Olmak üzere hindimiz de. Arkadaşlar kestanelerimizi temizledim. Ayıkladım güzelce. Bakın bana bu kadar yetecek. Kalan kestanelerimizi yemek için çocuklara götürüyorum. Şimdi hindimizi alacağım. Ama önce buraları bir toparlamam lazım. Arkadaşlar hindimiz güzelce haşlandı. Şimdi hindimizi çıkartacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar hindimizi tencereden çıkartacağım. Tepsimizde bir müddet soğutacağım. Sonra diğer işlemlerini yapacağız. Hindimiz çok güzel haşlandı arkadaşlar. Almakta bile zorlanıyorum. Hoppa, bismillah. Fotoğraf. Şimdi arkadaşlar hindimizin iç pilavını hazırlayacağım. Arkadaşlar hindimizi çıkarttım. Çok güzel haşlandı. Soğumaya bıraktım. Hindimizin dışına kızarması için süreceğim sosu hazırlıyorum arkadaşlar. Bakın salça, yoğurt ekliyorum.
Yanına da tuz ekleyeceğim. Arkadaşlar bu karışımı güzelce birbirine yedireceğiz. Böyle çok güzel değişik bir sos olacak. Şimdi arkadaşlar sosumuzu da hazırladığıma göre iç harcını, yani hindi dolmamızın kestaneli iç harcını hazırlayacağım. Evet, sosumuz hazır arkadaşlar. Şimdi iç harcımızı hazırlamaya gidiyorum. Kuş üzümü koyacağım. Dolma içi baharatı aldım arkadaşlar. Evet, kameraman arkadaşım gelebilirsin. Bu arada kızım geldi. Hoş geldi. Arkadaşlar dolmamızı, yani hindi dolmamızı kestaneli pirinçli, pirinçli ki zaten pirinç koyacağız değil mi, olmadı ama kestaneli iç harcımızı hazırlıyorum. Güzelce soğanımızı kavuracağım. Şimdi ince ince kıyacağım soğanlarımızı. Biraz ben iri kıyım bırakıyorum arkadaşlar. Zaten lezzetini, kokusunu versin amacımız. Beyaz soğan kullanıyorum. Sizler siyah soğan da kullanabilirsiniz. Kestaneli hindi dolmamızın iç harcını hazırlıyorum arkadaşlar. Bir miktar tereyağı atacağım içimize. Kuş üzümü ekliyorum. Güzelce kavuruyoruz. Soğanlarımız iyice ezildi. Yani kavruldu arkadaşlar. Şimdi pirincimizi ekleyeceğim. Yine kavurmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar marketlerde dolma harcı satılıyor. Özel bir harç bu, yani baharat. Ben ondan aldım. Siz de dolma harcı diyerek bu baharattan bulabilirsiniz. Biraz kavurduktan sonra bu harçtan ekleyeceğim içine. Kavruldu. Soğanlarımız kavruldu arkadaşlar. Şimdi dolma harcımızdan ekliyorum içine. Göz kararı koyuyorum arkadaşlar. Siz de göz kararı kullanabilirsiniz baharatlarınızı. Hiç koymayabilirsiniz de. Şimdi kestanelerimizi ekleyeceğim. Kestanelerimizi haşladım arkadaşlar. Harcımıza. Çok koymayacağım. Fazla pişmeyecek çünkü. Hani böyle alatıpar derler ya, o şekilde olacak harcımız. Çünkü hindinin içinde fırında da pişeceği için. Şimdi biraz kaynadıktan sonra altını kısacağım. Evet, altını da kısıyorum. Demlenmesini bekliyorum. Arkadaşlar kestaneli iç pilavımız oldu. Altını kapattım. Şimdi doldurma zamanı hindimizin içine. Evet, misler gibi oldu. Arkadaşlar hindimizin içini dolduracağım. Önce şöyle bir hazırlayayım hindimizi. Gördüğünüz gibi iç harcımızı hindimizin içine dolduruyorum arkadaşlar. Zaten hindimizi tuzlu suyla haşlamıştım. Ekstra bir tuz koymadım içine. İç harcımıza bir miktar tuz koydum, yeteri kadar. Hindimiz gayet güzel. Kocaman büyük bir hindi. Bakalım bütün pirincimizi alacak mı? Arkadaşlar hindimizin içini dolma harcımızla doldurdum. Yani dolma içimizle doldurdum. Kalan harcımızın üzerine şimdi yine hindi suyundan ekleyeceğim, pişireceğim ve yiyeceğiz bunu. Ya servis yapacağız hindimizi yerken. Ama önce bir hindi suyunu ekleyeyim buna pişmesi için.
hindimizin içini doldurdum. Şimdi tereyağı ile her yerini tereyağlayacağım arkadaşlar. Yoğurt ve salçadan sos yaptım biliyorsunuz. Üzerine süreceğim onu da. Şöyle çok dağıtmadan altlarını da sürüyorum. Zaten pirincimizi de ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar salçalı sosumuzu hindimizin her yerine süreceğim. Şöyle. Kıpkırmızı kızaracak inşallah Allah'ım. Arkadaşlar sizler eldiven kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Evimde kendi mutfağımda eldiven kullanmaya gerek duymuyorum. Şimdi ellerimi yıkayacağım ve hindimizi poşetleyeceğim. Ya da ben hindimi poşetlemek için kızımdan yardım isteyeyim. Sevilay yardım eder misin? Bugün yardımcım Sevilay. Kendini çok organize bir şekilde hazırlamış. Sağ olsun. Ama anneciğim şöyle geçmeni istiyorum. Şu poşetin içinde. Hindimi ben A101'den almıştım arkadaşlar biliyorsunuz. İçinde şey çıktı paketin içinde. Kendi poşeti çıktı. Aç onu. Aç evet. Kocaman bir poşet var. Aç onu anneciğim. Evet aç onu. Şimdi yapamayacağım. Böyle kenarlarını katla anneciğim. Katla katla. Aferin sana. Katla katla katla. Katla kızım. Aferin sana. Katla anneciğim. Şimdi tepsinin içine koyar mısın onu? Şuraya şuraya şuraya. Aç şimdi kocaman buradan. İttir anneciğim peşeti. İttir 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 ittir. Aşağıdan ittir. Şimdi. Çek anne. Tamam dur şimdi ben ellerimi yıkayıp kapatacağım onu tamam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hindimizi güzelce fırın poşetine yerleştirdim. Şimdi içine bu aparatı koyacağım. Bu da paketin içinden çıkmıştı. Yani hindiyi aldığım paketin içinden çıkmıştı. Bu kırmızı düğme yukarı fırladığında hindimizin piştiğini anlayacağız. Bu düğmeyi hindinin en derin etli bölgesine yani göğsüne koyuyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. İçi piştiğinde hindinin içi piştiğinde bu düğme ileri fırlayacak ve hindimizin piştiğini anlayacağız. Şimdi güzelce hindimizin ağzını kapatıyorum. Fırınımıza yerleştireceğim arkadaşlar. Güzelce poşete koydum. Kapağını yani ağzını bağladım, kapattım. Şimdi hindimizin üzerine minik delikler açacağım arkadaşlar. Kürdanımı da kırdım. Evet. Bir tane de burada. Tamam arkadaşlar güzelce hindimizi şimdi fırınımıza yerleştireceğim. Fırınımızı 250 dereceye açıyorum arkadaşlar. Altını üstünü aynı anda ayarlıyorum. Evet hindimizi fırınımıza yerleştirelim ve muhteşem sonuç için bekleyelim. Arkadaşlar hindimiz pişti. Çok güzel oldu. Şimdi çıkartıyorum. Kapattım fırınımızı. Şöylece. Arkadaşlar hindimizin bakın az önce göstermiştim koyarken çubuğunu piştiğini nasıl anlayacağız demiştim. Çubuk yukarı fırlamış. Hindimizin içi çok güzel pişmiş arkadaşlar. Şimdi hindimizin poşetini şöyle keseceğiz. Kendinizi yakmayın arkadaşlar. Dikkatli olun.
Pilavımız da pişmişti arkadaşlar. Şimdi pilavımızı yanına ekleyeceğim. Güzelce. Şöyle koyayım. Bir fotoğrafını çeker misin? Evet, hindi dolmam çok güzel oldu arkadaşlar. Çıtır çıtır. Bunu çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın hindimizin piştiğini anlamıştık oradan. Şöyle gördüğünüz gibi hindimizin etine bakın. Pilavımız da çok güzel pişmiş arkadaşlar. Elime sağlık. Benimle kalın. En kolay tariflerle benimle olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.